bazı şeyler vardır anlatılmaz. Bazı şeyler vardır konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Bazı şeyler vardır anlatılmaz. Bazı şeyler vardır konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Sevgi çocuğun yüreğinde tanır. Güzel umutlar yaşasın içinde. Gözlerinde hep ışık olsun senin çocuğun. Dünyaya böyle bak. Allah'ım. Buyurun, bilginin diğer talebi de geliyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın sana da. Nereye böyle? Nereye olacak, kafeye gidiyoruz. Ne o? Birden kafede çalıştığınızı mı hatırladınız? Hep ben yalnız başıma açardım kafeyi. O zamanlar gelmezdiniz hiç. Önemli problemlerimiz vardı. Herhalde keyfimizden gelmemezlik etmedik değil mi? Tabii tabii. Bilge o zamanlar kafeye pek sık gelmiyordu değil mi? Problem dediğim buydu herhalde. Bana bak, bilip bilmeden konuşma. Ya tamam başlamayın. Nedir bu ya? Şu halinize bir bakın ya. Sen onu arkadaşına söyle. Bilge'yi bana kaptırmayacak diye yapmayacağı şey yok. Evet. Bir konuda ilk defa sana hak veriyorum Cüneyt. Aman hadi yürüyün. Sizinle uğraşamam. Neredeyse düello yapacak hale geldiniz ya. Bu fena fikir değil. Ya yürü ya dostum ya. Nedir bu ya? Allah Allah ya. Hanımım çok kötüyüm. Bir şey yok senin. Hayriye Hanım. Burada bir sürü insan var. Bırakın çocuğu hasta hasta çalıştırmayın lütfen. Olmaz efendim, çalışacak. Çocuklar yapar onu yapacağı işi. Hayır efendim, o çalışacak. Zaten müşteriden çok eleman var burada. Biraz azaltmak lazım. Orada durun bakalım Hayriye Hanım. Bunun kararını siz veremezsiniz. Hmm. Ne demek veremezmişim? Şuraya bak, bütün gün çay ocağının başında boş boş oturuyorlar. Yeri geldiğinde hepsi çalışıyor. Ramazan'da müşteri az, ne yapsınlar? Zeynep, kızım. Ay yavrum. Zeynep. Anca. Canım benim. Yavrum ne oldu? Bayıldı. Aman numaracı. Bir şey yok onun. Çok ateşi var. Havale geçiriyor. Hemen hastaneye götürmemiz lazım. Senin ne işin var burada? Hemen dışarı çık. Burada istenmiyorsun. Bu ne ya? İnsan bir geçmiş olsun der. Hapisten yeni çıktık. Çok yorgunsunuz vallahi. Mahallede yolumu kesti. Sonra peşime takılıp buraya kadar geldi. Hala akıllanmadın değil mi Sadu? Ne diyorsun sen be? Bana bak Sadu. Bu kızın peşini bırakacaksın anladın mı? Bu işin şakası yok. Çok korktum. Melis, işim çıktı mı? Çıktı. Nereye gitti? Şirkete mi? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hayret. Neden işim ablayı sorup duruyorsun? Hiç. Eğer şirketteyse ben bugün alışverişe çıkayım dedim. Sonra da Yiğit'e uğrarım. Hiç onunla karşılaşmak istemiyorum çünkü. Neden istemiyorsun? Onu her gördüğünde babamdan nasıl ayıramadığını mı hatırlıyorsun? Bana bak, asabımı bozma benim. Tamam canım, bir şey demedik. İyi ki demedin. Zaten bu evde herkes bana düşman. Kendi kardeşim bile. Kimse sana düşman değil. İnsan kendi hatalarının bedelini ödemek zorunda kalıyor bazen. Hepsi bu. Bu çok bilmiş tavırlarını işimden öğreniyorsun sanırım. Ne yapayım? Ablam bugüne kadar bana bir şey öğretmedi. Nankör. Bu kadar düşünme. Bak yakında hafızana kavuşacaksın. Biliyorum. Ben de bunu düşünüyordum. Hep bunu bekledim ama
Şimdi içim bir korku aldı. Neden? Çünkü neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Amcana söylemeyecek misin? Aslında bilmeye hakkı var. Ama söylemek istemiyorum. Murat, hapisteki adam amcanı suçladı biliyorsun değil mi? Evet. Neden söyledin bunu şimdi? Çünkü bu konuyu hiç konuşmadık. Ne de olsa o senin amcan. Ve karşımıza çıkan isim o. Bundan rahatsız oluyorsundur herhalde. Böyle düşünme. Ne olursa olsun bu işi çözeceğiz. Ya gerçekten suçlu amcan çıkarsa? Bu ihtimali düşünmedin mi sanıyorsun? Tabii düşünmüşsündür. Ama anla beni. O senin amcan. Ve ben sana bu konuda güvenmek istiyorum. Bana güvenebilirsin, anlıyor musun? Sahi mi söylüyorsun? Tabii ki sahi söylüyorum. Lütfen bundan şüphe etme. Etmiyorum. Ama bunları düşünmeden edemiyorum. Bak Ebru, bu işin peşini bırakmayacağım. Sonucu ne çıkarsa çıksın. Amcam bile olsa fark etmez. Anladın mı? Teşekkür ederim. Merhaba Suzan Hanım. Yeşim burada mı diye baktım da. Yok burada aslanım. Öyle mi? Hiç gelmedi mi? Neden soruyorsunuz? Ona imzalatacağım şeyler vardı da. Aslı Hanım, Yeşim'le ilgili bilgi almak istiyorsanız bu tür numaralara gerek yok. Doğrudan sorabilirsiniz. Öyle bir niyetim yok. Yeşim'i bugün hiç görmedim. Zaten bu şirkette herkes Yeşim'e aşığı. Hayır, daha doğrusunu söylemek gerekirse bir tek siz ona düşmansınız. Rahat mısın? Hanımdan uzak oldum. Her yerde iyiyim Cüneyt abi. Neyse, inşallah bir iki gün daha ondan uzak olacaksın. Bilge başarabilirse tabii. Nerede o? Çabuk eyvah verin hanımım. Onu bana. Hay Allah. Biz çalışalım küçük hanım yan gelip yatsın. Ha? Onun yatmaya ihtiyacı var. Ben biliyorum onun neye ihtiyacı var. Kalk çabuk kalk. Bak Hayriye Hanım, bırak kalsın kızcağız. Bir iki gün sonra kendi ellerimle getiririm ben sana. Hayır efendim, bakma öyle salak salak, yürü. Bunlar ilaçları, düzenli alması gerek. Gerek yok, evde aspirin var, yürü. Sakın çalıştırma çocuğu, beni duydun mu? Biliyorum, bu konuda çok katısın. Ama artık inadı bırakıp dönmen gerekiyor. Neden? Üstelik sen neden bunları söylüyorsun bana? Çünkü benim huzur bulmam da sana bağlı. Aslı ile aramız kötü. Huzursuzluk Tarık ve evdeki herkese yansıyor. Eğer dönersen iyi olacak. Ben de hep söylüyorum kızım ama. Şirketin de sana ihtiyacı var. Tarık sensiz yapamaz biliyorsun. Beni evden kovarken düşünmedi bunları. O zaman onun düşündüğü size ufak bir ceza vermekti. Olay sonradan büyüdü. O sizin bir hafta içinde döneceğinizi düşünüyordu. Size eve dönemezsiniz demedi. Ayrıca bunun için senden özür diledi. Bilemiyorum Yeşim. Bak Yiğit, böyle yaparak evliliğini de tehlikeye atıyorsun. İyi düşün. Sana ısrar etmiyorum. Ama sen dahil herkes dönmenin en iyisi olduğunu biliyor. Bunu düşüneceğim. Tamam mı? Tamam. Mantıklı karar vereceğinden eminim. Üzülme artık kızım. Sen elinden geleni yaptın. Evet. Kadın hasta. Yapacak bir şey yok kızım. Zeynep burada kalsaydı çabucak iyileşecekti. Ben yarın ilaçları zorla veririm Hayriye. Sen merak etme. Hayriye ile yaşamanın nasıl olduğunu bilirim Osman abi. Kızcağızı hasta hasta çalıştırıyordur o şimdi. İnsafsız kadın. Seni çektiklerini o kızcağız çekiyor şimdi. Endişeni çok iyi anlıyoruz kızım. O kızı onun eline bırakamayız. Onu mutlaka kurtaracağım o cadının elinden. Ne o cimcime? Özledin mi beni? Sana çok bozuldum bugün Hayriye Hanım. Ne oldu bizim ortaklığımıza? Bir şey olmadı canım. Orada herkesin ortasında söylemeyeyim dedim. Ha öyle olsun. Yani o kafeyi tamamen istiyorum dersen... sana bir tek ben yardım edebilirim o bakımdan. Tabii canım tabii. Başka kimin var benim? Ha şöyle. O zaman bir kahve yap da ortaklığımızı kutlayalım. Değil mi baba? Tabii kızım haklısın. Yiğit Bey geldiler. Ne? Sevgilim... sonunda döndün demek. Evet Aslı'cığım döndüm. Hoş geldin Yiğit. Bu ne sürpriz Yiğit, doğrusu beni çok şaşırttın. Böylesi daha iyi Tarık Bey. Bu ani karar değişikliğin sebebi ne? Yeşim. Yiğit, ne demek şimdi bu?
Evet, Yeşim'in sayesinde gelmeye karar verdim. Abartma Yiğit. Sen zaten kararını vermiştin. İnan kararsızdım. Senin konuşman gerçekleri görmemi sağladı. Konuşması mı? Evet. Yiğit'le mi konuştun? Evet, sevinmedin mi? Yeşim haklıydı. Biz bir aileyiz. Ve huzurlu olmamız için bir arada olmamız gerekir. Tabii ki öyle. Biz bir aileyiz. El ele verirsek biz kimse zarar veremez. Bunları anlayabilmen için Yeşim'in konuşması mı gerekiyordu? Hayatım lütfen alınganlık yapma. Geldiğime sevinmedin mi yoksa? Evet Aslı. Bak kocan artık yanında. Senin de istediğin bu değil miydi? Aa, gülsün artık yüzün. Oh, Yiğit abi. Merhaba Melis. Nasılsın bakalım? İyiyim. Birden görünce şaşırdım. Artık gitmeyeceksin değil mi? Özlemişim burayı. Gitmeyeceğim. Her şey benim güzel ve anlayışlı karım sayesinde olmuş. Teşekkürler Yeşim. Ailem sayende yine bir arada. Sarp, sen yemiyor musun? Yok, canım istemiyor. Neden Sarp? Yemekte de bir şey yemedin. Böyle giderse ince hastalığa yakalanacaksın oğlum. Aman Tamer, ince hastalık mı kaldı? Aşk kuzum bu. Adamı rezil de eder, vezir de. Hem kalmadıysa bile Sarp'ın sayesinde yeniden hortlayacakmış gibi gözüküyor. Sen dalga geç bakalım. Ya yapma be dostum ya. Bak bizi de üzüyorsun. Ne yapayım oğlum, canım sıkkın. Zorla gülemem ya. Cüneyt meselesi mi hala? Evet. Adam kıskançlıktan yemeden içmeden kesildi. Sen olsan ne yapardın? Vallahi ben böyle konularda sevgilime güvenirim. Senin üstü kuruntun. Ne kuruntusu oğlum? Herif kızın peşinden ayrılmıyor, görmüyor musun? Vallahi haksız sayılmazsın. Beni asıl üzen Bilge de ona yüz veriyor. Aslında Bilge de kararsız. Yani benim gördüğüm o. Hep senin yüzünden oğlum. Elini çabuk tutamadın ki. Çok utangaç adamsın. Sen beni bırak şimdi de asıl kendini düşün. Ne olmuş ki bana? Sado çıktı yine. Ya dostum, sırası mı şimdi ya? Ne güzel unutmuştum. Bak iştahımı da kaçırdı. Nasılmış Tamer Efendi? İnsanın canı bazen hiçbir şey yemek istemiyor değil mi? Geldim. Ah, hoş geldin Nezaket abla. Hoş bulduk. İftardan sonra sıkıldım. Bir kahve içeyim dedim. İyi ettin. Ben de sıkılıyordum. Yiğit nerede? Evine döndü. Aa, Aslı'nın yanına mı? Evet, nereye olacak? Kandırdı demek çocuğu sonunda. Yiğit'i ikna eden Yeşim. Hiçbir şey anlamadım komşu. Yeşim neden ikna ediyor ki onu? Ne yapsın kız? Evde huzur olsun istiyor. O da dönerse Aslı iyi olur. Yeniden bir aile oluruz dedi. Tarık da bunu istiyor. Artık bunlar bitsin dedi. Yiğit de bitecek sanıp gitti yani. Aman Nezaket abla, sen de bir alemsin. Ne yapsın çocuklar? İkisi de yuvalarını, evliliklerini kurtarmaya çalışıyorlar. Orasını anlıyorum da yanlış insanlarla evli onlar. Aslında tam birbirlerine göre onlar ama... Hoppala, kapanmış mesele o artık. İkisi de evlenmiş. Tövbe tövbe. Canım bende ne iyi olur. Keşke öyle olsaydı diye söyledim. Geçmiş ol artık. Sen ne yapıyorsun? Sıkıldın tabii. Alışmıştın kalabalığa. Hem de nasıl. Ev sessiz, bomboş oldu. Yalnızlık ne zor şeymiş. Ah, beni bir dinlesen yalnız kalmayacaksın. Sakın ama... Sakın ha. Bu meseleyi açma yine. Ben bir kahve yapayım. Ne zaman konuştunuz Yeşim'le? Sen gelmemi istemiyor muydun? Evet ama Yeşim sayesinde gelmiş olmana sevindiğimi söyleyemem. Hayatım yanlış düşünüyorsun. Yeşim sayesinde gelmiş değilim. Zaten ben de düşünüyordum. Yeşim daha mantıklı düşünmemi sağladı. Benim o kadar yalvarmalarımın etkisi olmadı mı yani? Aslı saçmalama. Ne yapayım? Yeşim'i iyi tanıyorum ve ona hiç güvenmiyorum. Lütfen bırakalım artık bunları. Ne çabuk unuttun Yeşim'in yaptıklarını. Herkesin hataları olabilir. Bence yeni hinlikler düşünüyor. Onun derdi her zaman için babamın parası oldu. Lütfen bunları konuşmak için gelmedim buraya. Hadi gel yanıma. Özledin mi beni? Evet. Ya sen? Evet. Bugün her zamankinden daha güzelsin. Yiğit'le konuşacağını bana niye söylemedin hayatım? Geçen gün söylediğimde Aslı gereksiz bir tepki göstermişti. Bu yüzden kendim halletmek istedim.
Yine de bugün konuşacağını söyleyebilirdin. Koca bebek. Yoksa yine kıskanıyor musun? Yok, yani öyle demek istemedim. Hayatım, her şeyi seninle daha huzurlu olabilmek için yapıyorum. Seni çok seviyorum. Ben de canım, kusura bakma. Bakmıyorum. Fakat bana güvenmeni istiyorum. Güveniyorum canım. Sen de beni anla. Bir daha seni kaybetmek istemiyorum. Asla kaybetmeyeceksin, asla. Geç oldu. Öyle valla. Dışarıda zaman çabuk geçiyor. İçerideyken geçmek bilmiyordum. Ama artık dışarıdasın değil mi ya? Geç oldu, geç geç. Ay daha nasıl söylesem bilmem ki. Kafe işini diyorsun değil mi? Sen merak etme. Benim güzel planlarım var. Alacağız orayı onlardan ortak. Bak Sato, başımızı belaya sokma da sorun istemiyorum. Yok be Aylin Hanım, ne belası? Hem senin başına bir şey geldiği yok ki. Ben yatıp çıkıyorum işte. Olsun. Senin yaptıkların beni de etkiliyor. En azından moralim bozuluyor. Ama yaptın şimdi Ayrı Hanım. Kafeye tamamen çökeceğiz diyoruz işte. Bundan daha güzel şey mi olur senin için? Tamam. Tamam da yoluna yordamına göre yapalım. Öyle apar topar olmaz. Sen hiç merak etme. Ben yaptım planı. Neymiş o? İlk olarak efendi gibi söyleyeceğim. Gidin diyeceğim. Baktım gitmiyorlar. Sıkarım ikisinin de ayağına iki kurşun olur biter. Saçmalama. Olmaz öyle şey. Ben hallederim. Sen karışma. Ya Hayri Hanım, sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Madem öyle yatalım hadi. Gidersen yatacağız herhalde. Ya gitmesi canım? Bu saatte eve mi gidilir? Burada yatarım ben. Aa, burada mı? Özlemedin mi evini? Yok canım. Ne özleyeceğim? Burada yatarım ben. İyi peki. Ne yapalım bugünlük öyle olsun. Kalk kız. Yap yerimi. Hastayım ben. Kalk kalk. Ben yapacak değilim herhalde. Hadi kalk. Uyuşuk kalk kalk. Hayriye Hanım, sakız gibi şarşaflarından ser de şöyle adam gibi uyku çekelim. Günaydın Murat. Aa, iyiydi abi. Beni görünce şaşırdın herhalde. Şaşırmadım desem yalan olur. Döndüm. Artık evdeyim. Aramıza hoş geldin. İnan çok sevindim. Sağ ol Murat. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Şirkete de geleceksin değil mi? Evet. Kaldığım yerden devam edeceğim. Bir güzel haber daha. Aslı abla da çok sevmiştir herhalde. Öyle. O da çok sevindi. Günaydın çocuklar. Günaydın. Aslanlarım benim. Nasılsınız bakalım? Günaydın amca. İyiyiz. Yiğit abiyi gördüm, daha iyi oldum. Hepimiz öyle Murat. Günaydın Yiğit. Günaydın Murat. Bugün güzel bir gün. Güzel bir yere gidip kahvaltımızı orada yapalım. Ne dersiniz? Boğaz'da kahvaltı iyi olur, öyle değil mi? Ne diyeceğim, Allah derim. Bence de çok iyi bir fikir. Sen ne diyorsun hayatım? Ben gelemem, evde biraz işim var. Peki, öyleyse biz erkek erkeğe gideriz, hadi. Tamam, şirkette görüşürüz. Hadi bakalım. Bilge. Aa, günaydın. Kızım, nereye bu saatte? Hayriye'nin evine gidiyorum Osman abi. Hayriye'nin evine mi? İyi misin kızım? Ne işin var bu saatte? Zeynep'in yaşlarını götüreceğim Mahmut amca. Merak etme sen. Aa, iyi düşünmüşsün kızım. Siz kalkmasaydınız keşke. Ben uyandırmadım değil mi? Yok kızım yok. İyi oldu uyandığımız. İstersen beraber gidelim kızım. Yok Mahmut amca, gerek yok. Verip geleceğim zaten. Bak laf filan atarsa uyum hoca diye sen. Merak etme Osman abi. Ben Hayriye'ye karşı şerbetliyim. Kız doğru söylüyor Osman. Yıllarca onun karnını hep Bilge çekti. Hadi ben gideyim. Zeynep'i çok merak ediyorum. Geceden beri meraktan uyuyamadım zaten. Güle hadi güle kızım. Hadi hoşçakalın. Güle güle kızım. Günaydın Yeşim. Günaydın canım. Kimseler yok. Ben erken kalktım herhalde. Erkekler gittiler. Hep beraber kahvaltı yapacaklarmış. Oh güzel. Yine büyük ve mutlu bir aile oluyoruz herhalde. Sanırım. Babamlar çıktılar mı? Evet, kahvaltıyı dışarıda yapacaklarmış. Nereden icap etmiş bu? Bilmem. Tarık Yiğit'in gelmesine çok sevindi. Yiğit ve Murat'a bir güzellik yapmak istedi sanırım. Beni de çağırabilirdi. Uyandırmak istemediler. Evet abla, bunda büyütecek bir şey yok. Sen karışma küçük hanım. Evet Yeşim Hanım. Ne var Aslı? Anlamazdan gelme. Neyi merak ettiğimi biliyorsun. Bak Aslı, inan ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Öyleyse ben söyleyeyim. Yiğit'i nasıl ikna ettin? Sadece konuştum içtenlikle.
Bence bunu büyütmek yerine mutlu olmaya çalışalım. Ben de başka bir şey düşünmüyorum zaten. Şirkete gidiyorsan birlikte gidebiliriz. Yalnız gitmeyi tercih ederim. Maalesef bazı şeyler hiç değişmiyor. Evet, ama önemli değil. Ben alıştım artık. Sen de şirkete gidecek misin? Evet hayatım. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Aslında Bilge'ye gitmeyi düşünüyorum. Ama dikkatli ol. Babanı kızdırmayalım. Sen hiç merak etme. Nasılsın güzelim? Pek iyi değilim Bilge abla. Niye kalktın ki sen? Yatman lazım. Hayriye yok mu? Böcek, kiminle konuşuyorsun? Benimle konuşuyor. Ne işin var senin burada? Ha? Ben Zeynep için geldim. Nankör, hangi yüze geliyorsun bu eve? Bak, seninle tartışacak değilim. İlaçlarını getirdim Zeynep'in. İhtiyacı yok ama alalım gene de. Ya nasıl ihtiyacı yok? Kız ayakta zor duruyor. Biraz ilgi göstersene şu çocuğa. Senden mi öğreneceğim ben çocuk yetiştirmesini? Besleme parçası. Tamam. Bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Ama çocuğa ilaçlarını ver. Ona ben karar veririm. Hadi şimdi defol git hadi. Ne oluyor be, sabah sabah bir uyutmadınız ya. Ben de uyku sersemliğiyle gardiyanlar sabah sayımına geldi sandım. Bu da buradaymış. Buldunuz yine birbirinizi. Oo, sultanımın kankası gelmiş. Şimdi de gidiyor. Hadi bakalım, hadi hadi. Gidiyorum, merak etme. Hadi hoşça kal. Ceren'ime selam söyle. Sarp. Sarp, hadi dostum ya. Ya dur be oğlum ya, dur ya. Kalk be dostum ya. Geç kalıyoruz ya. Ya ne oluyor oğlum ya? Sabahın köründe ayaklanmışsın. Sabahın körü olur mu canım? Hadi kalk, gitmemiz lazım. Sen değil miydin erken gitmemize gerek yok, uykumuzu alalım diyen ya? Dostum o dündü. Artık erken kalkmamız lazım ya. O niye ya? Anlasana be aslanım. Babası da çıktı artık hapisten. Ortalığı ona bırakmak istemiyorum. Hem kafeye gelip Ceren'i rahatsız edebilir. Ha şöyle, yola gel. Ben Cüneyt'le erken gitmek istediğimde benimle kafa yapıyordun. Nasılmış? Oğlum, o olayla bu bir mi şimdi? Bu adam katil dostum. Tabii ki sevgilimizi yalnız bırakmayacağız. Hadi kalk, hadi, hadi. Vallahi ben daha tam uykumu almadım, tamam mı? Hadi ya, iyi geceler, hadi. Ya başlatma şimdi uykundan ya. Karenin önünde taş bel olaydın. Gelene geç. Bilge neden gelmedi? Gelecek evlat. Zeynep'e bakmaya gitti. Şimdiye kadar gelmesi lazımdı ama. Ya acaba Hayriye sorun mu çıkarttı? Sanmıyorum. Belki de Zeynep'in yanında kalmak istemiştir. Yok be Osman. Hayriye kızı eve sokmamıştır bile be. Allah Allah. Ya. Ha, al onları, al ya. O masaya. Hah, işte geldi. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Dünya değişir ama bu Hayriye değişmez. Artık eminim. Ne oldu? Sana bir şey mi yaptı yoksa? Bu saatten sonra ne yapabilir ki Osman abi? Onun çocuklara, gariplere gücü yeter. Peki neden sinirlendin sen bu kadar kızım? Zeynep çok kötü görünüyordu Mahmut amca. Fakat hala kızın yatıp dinlenmesine izin vermiyor. Bir de o babası da denilen pislik gelmiş eve. Zeynep düzelmemiş mi yani? Yok Osman abi, nasıl düzelsin? Kızın tedavisi yapılmıyor ki. Hemen düzelmez o kız Osman abi. Şifayı kapmış. İlaçlarını alması ve iyice dinlenmesi lazım. Ne yapacağız peki şimdi? Ben gidip bir baksam diyorum. Olur mu ki? Olur tabii. Ben seni götürürüm. Hadi gidelim. Yoksa aklım Zeynep'te kalacak. Hadi o zaman gidelim. Hadi. Ha, bak. Hadi bakalım. Tıpta okuyor ya. Evet, tıpta okuyor. Belki bir faydası olur. Evet, bakalım. Peki. Buyurun. Sağ ol. Buraya gelmemizi iyi düşündün amca. İşten önce moral oldu. Evet Tarık Bey. Bunu sık sık yapalım. Doğru. Aslında çalışmaya başlamadan önce insan kendine zaman ayırmalı. Bu verimi arttırabilir. Size katılıyorum. Yiğit, eve geldin. Peki şirkete dönme konusunda ne düşünüyorsun? Ne desem bilemiyorum ki. Çalıştığım şirketten ayrıldım. Şirkete dönmek için işi bırakmış olmana çok sevindim Yiğit. Gerçeği söylemek gerekirse işten sıkıldığım için ayrıldım. Yani şirkete geri dönmek için değil. Peki başka planların mı var? Yok. Yani daha düşünmedim. Öyleyse şirkete dönmelisin. Sana ihtiyacımız var. Evet Yiğit abi. Yokluğun belli oluyor. Ayrıca piyasadan krizin izleri de siliniyor. İşler açıldı anlayacağın. Bizi bu halde yalnız bırakamazsın.
Merak etme Murat, Yiğit de öyle düşünüyordur. Görüyorum ki başka şansım yok. Aç bakayım ağzını. Aç, 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 aç. Cüneyt'e dua et. Yoksa almazdım seni eve. En azından çocuk tıpta okuyor. Anlar hastadan. Ya sen, sana ne oluyor? İki gündür Zeynep hakkında yorum yapıyorsun. Kızın hasta olduğunu anlamak için doktor olmaya gerek yok Hayri Hanım. Fakat bu halde senin bir şeyin yok demek için kör olmak lazım. Senin dilin çok uzamış. Eve soktuğuma pişman etme beni. Bilge haklı Hayri Hanım. Zeynep bir süre dinlenmeli. İlaçlarını da düzenli kullanacak. Eşek kadar çocuk kullansın canım. Onun ilacıyla da ben iyilenecek değilim ya. Zaten işim başımdan aşkın. Ay, sen merak etme Cüneyt abi. Ben içerim. Hadi Bilge biz gidelim. Çok bile durdunuz. Hadi bakalım gidin. Hadi. Hadi. Hadi güzelim görüşürüz. Kendine iyi bak olur mu? Tamam. İlaçlarını ihmal etme tamam mı? Güle güle. Benim de kafeye gitmem lazım. İyi iyi git sen. İşine bak. Sen çıkmıyor musun? Yok benim de üstümde bir kırgınlık var. Sonra çıkarım ben. Yat kız yat. Yat. Demek Yiğit döndü. Evet. Uzun bir süreden sonra ilk defa hep beraberdik. Tarık Bey çok mutludur. Olmaz mı? Onun en çok istediği buydu zaten. Hep birlikte olmak. Gerçekten güzel bir iş becermişsin. Bu çok da zor olmadı. Yiğit anlayışlı bir insandır. Biliyorum. Gerçeği söylemek gerekirse ben de çok sevindim. Hem şirket için de çok önemli bir elemandır Yiğit. Haklısın. Oo, Allah muhabbetinizi artırsın. Sen de otursana Aslı. İşlerim var. Bunların imzalanması gerek. Peki. Al bakalım. Aranız hala soğuk galiba. Artık eskisi gibi çok üzerinde durmuyorum. Onun her türlü kışkırtmasına rağmen sağduyulu davranmaya çalışıyorum. En iyisini yaparsın. Zaten onun ne olduğunu herkes öğrendi. Başka bir şey daha ister misiniz? Zeynep'le ilgilenmeniz iyi oldu. Hayriye kalsa kızı bugün de çalıştırmaya kalkardı. İstesi de yapamazdı Mahmut amca. Kızın ayakta duracak hali yok. Vah yavrucak vah. Hı, işte gelmiş seninki. Görüyorum. Hı. Selam, biz geldik. Günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım gençler? Sağ ol Mahmut amca, iyiyiz. Yine tam kadro buradayız. Öyle. Oo, hoş geldiniz beyler. Uyanamadınız herhalde. Anca geldik. Sen erkencisin. Bu arada hepimiz buradayız. Ama biz müşteriden daha fazlayız. Aslında sırayla gelsek. Evet, bir çizelge yapmalıyız. Cüneyt geç gelecekti ya bugün. İşi yokmuş geldi. İyi ki de geldi. Birçok şey halletti bugün. Sağ ol Bilge. Görevim. Lafı bile edilmez. Oo, aşiret toplanmış bakıyorum. Sanki sizin için açıldı bu kafe. Hadi herkes işinin başına. İşi olmayan da defolsun gitsin. Hayriye Hanım, önce bir selam verin. Ağzınızdan hayırlı bir laf çıksın. Buyurun. Aa, tabii. Bilge kızım, telefon sana. Tamam, geliyorum. Tarık Bey, beni istemişsiniz. Evet Suzan Hanım, buyurun. Ah, Yiğit Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Suzan Hanım. Sizi tekrar aramızda görmek çok güzel. Ben de sizi bunun için çağırdım. Buyurun, ne yapabilirim Tarık Bey? Yeşim ve Aslı'ya da haber verin. Bir toplantı yapmak istiyorum. Peki, siz hiç merak etmeyin. Toplantı odasına mı geçelim yoksa buraya mı gelelim? Toplantı odasına gerek yok. Burada hallederiz. Peki Tarık Bey. Teşekkür ederim. Senin bir işin mi var Murat? Benim? Yo, ne olsun? Bilmiyorum, ikide bir saatine bakıyorsun da. Bilge, kızım. Arayan kimmiş kızım? Melis, buluşmak istiyor. Gidiyor musun hemen? Hemen çıkacağım. Sana bir şey söyleyeceğim kızım. Senin bir derdin var Mahmut amca. Söyle bakalım. Yok be kızım, dert değil. Ben şey diyorum. Yarın birilerini iftara çağıralım mı? Kimi? Kim olacak canım? Melahat Hanımları. Çok iyi düşünmüşsün Mahmut amca.
Sen söylersin artık. Tamam söylerim, sen merak etme. Ben artık kalkayım. Aa, yalnız şimdilik Osman'ın haberi olmasın. Tamam Mahmut amca, sen merak etme. İlk olarak yine hep beraber işimizin başında olduğumuz için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Yiğit tekrar aramıza katıldı. Eski görevinin başında olacak. İşlerin başında Yiğit'le ben olacağım. Ayrıca bundan böyle ben olmadığım zamanlarda da imza etkisi de Yiğit'te olacak. Evet, benim söyleyeceklerim bunlar. Bir şey söylemek isteyen var mı? Çok güzel düşünmüşsün hayatım. En mantıklısı bu. Ben de bana verdiğiniz bu sorumluluk ve duyduğunuz güvenden dolayı size teşekkür etmek istiyorum Tarık Bey. Sen bunu hak ettin Yiğit. Güveninizi boşa çıkartmayacağım. Demek Yiğit abi de döndü. Evet kızım, döndü. Sen de yalnız kaldın değil mi? Orası öyle. Onlar mutlu olsun da. Bizim yalnızlığımızdan ne çıkar ki? Aa öyle deme. Daha gençsin sen. Hadi oradan deli kız. Sen de benim gönlümü alacaksın gibi ya. Şaka bir yana ben ciddiyim. Ne varmış senin yaşında? Sağlıklı dinç bir insansın sen. Şükür sağlığım yerinde. En önemlisi o bence. Ben çok çektim biliyorsun. Neyse ki atlattın. Osman abiyle Mahmut amca olmasa asla başaramazdım. Ne iyi yürekli insanlar değil mi? Can yoldaşı oldular sana. Aile oldunuz artık. Evet. Seni de biraz neşelendirmek ve yalnızlıktan kurtarmak istedik. Aa, hayırdır? Yarın akşam bizi iftara bekliyoruz sizi Nezaket teyze ile beraber. Ne gerek vardı kızım? Aa, hiç olur mu? Adettendir derler ya. Hem kendi ellerimle yaparım yemeklerinizi, tamam mı? Tamam Bilgeciğim. Anlaştık o zaman. Ben kaçıyorum. Hadi hoşça kal. Güle güle yavrum. Görüşürüz. Ayaklarına sağlık. Çalışanlar konusu artık canım sıkmaya başladı. Sen de taktın çocuklara. Arı gibi çalışıyorlar işte. Otursunlar, devamlı çene çalsınlar. Boşuna kalabalık ediyorlar. Yedikleri içtikleri de cabası. Tamam, yapacağız bir çizelge. Ona göre gelip çalışacaklar. Hemen yapın. Aç besleyemem ben. Tamam Ayrı Hanım, tamam. O kadar abartmayın siz de. Konuştum çocuklarla, halledeceğiz. Onlar da işlerini yapıyorlar işte. Çalışacaklar tabii. Dünyanın parasını alıyorlar. Nedir bu kadından çektiğimiz Mahmut abi ya? Şimdi çocuklara taktın. İş mi bu? Allah Allah. Hah, geldi işte yine pislik. Haber otak. İyi. Niye geldin? Hani çıkmayacaktın? Sıkıldım. Biraz laflarız diye geldim. Git başka yerde lafla, hadi. Sen ne biçim konuşuyorsun müşteriyle be? Senin gibi müşteri istemiyoruz burada. Ben istediğim yere girelim kardeşim. Bu mahalle benim. Tamam, sakin olun. Bir çay içip gidecek. Pislik herif. Ne dedi, bir şey dedi o yaşlı herif. Bir şey demedi, otur şuraya. Otur. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Baban beni yine şaşırttı. Babamın seni sevdiğini söylediğimde bana inanmıyordun. Bence babanın bu tavrının nedeni benim kararlı tutumumu görmesi. Artık bana her konuda güveniyor. Evet hayatım. Zamanla şirketin tüm yönetimini sana bırakmayı da düşünüyor sanırım. Bana da öyle geldi. Fakat bunun için acele etmeyecektir. Benim de bu süre içinde hiçbir yanlış yapmamam lazım. Ben sana güveniyorum hayatım. Aslı, şimdi gidip Yeşim'e teşekkür edeceğiz. Neden o? Anlamıyor musun? Artık kavgalara bir son vermeliyiz. Bunu kesinlikle yapamam. Yapacaksın Aslı. Yapmamız gerekiyor. İlk adımı onlar attı. Şimdi sıra bizde. Babam bunu duyduğunda inan çok daha mutlu olacak. Sanırım sen haklısın. Bazen politik davranmayı bilmiyorum. Ben bunu samimi olarak da istiyorum. Artık geçmişi unutmanın vakti geldi. Nereye gidiyorsun? İşim var. Ne işin var? İşim var işte. Neden sorup duruyorsun? İşin falan yok. O Murat'la buluşacaksın değil mi? Evet onunla buluşacağım. Sence bir mahsuru mu var? Var. Onunla görüşmeni istemiyorum. Buna ben karar veririm. Çekil önümden. Unutma. Sen hala benim karımsın. Sen de unutma. En kısa zamanda bu iş bitecek.
Aa, buyur sultanım. Dede seni bekliyor. Sen burada mısın pislik? Ne yapıyorsun sen be? Sen karışma. Birbirine çay bekle hadi. Bak aslanım, belanı arama tamam mı? Ulan senin her yerin belası olur be. Hop 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 hop. Sen fazla oldun ama. Çek şu pençelerini kızın üstüne hadi. O tavuk başlattı. Ben insan gibi oturuyordum burada. Sado, yapılacak iş mi şimdi bu müşterinin hadi, önünde? Hadi sen cereni al da git hadi. Hadi. Evet Tamer lütfen. Hadi. Öyle be. Ya sen laftan anlamaz mısın be? Görmüyor musun? Kız seni istemiyor. Mam. Nasıl? Sizin yüzünüzden oldum. Kız sizden çekiniyor. Hiç eliyorsunuz ondan. Hadi be. Sus. Bağırmayın. Aa, müşteri rahatsız oluyor. Sen de adam gibi otursana hadi. Vay haydi yani. Sen de sattın ya, bize helal olsun sana be. Merhaba. Merhaba canım. Özlemişim seni. Ben de. Çıkıp gelsene böyle. Gelemiyorum ki. Babamı biliyorsun. Hem benim yüzümden Yeşim ablanın da başına neler gelmişti. Evet. Artık daha dikkatli davranıyorum. Merak etme, ben gelirim. Böyle buluşuruz. Çocukları da çok özledim. Onlarla da geliriz bir gün. Sen gelir misiniz? Tabii geliriz. İnan harika olur. Yeşim, biz sana teşekkür etmeye geldik. Aslı ile birlikte. Evet Yeşim. Her şey için teşekkürler. Geçmişte olan tatsızlıkları unutsak iyi olacak. Ben unuttum bile. Biz de öyle. Değil mi Aslı? Evet. Evet, unuttuk. Nasıl doktor bey? Şimdilik iyi. Hatırlayacak mı? Sanırım düzenli bir tedaviyle başarıya ulaşacağız. Merak etme Ebru. Her şey iyi gidiyor. Ben gideyim. Görüşürüz. Sağ olun doktor. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Sağ olun. Biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz değil mi? Elbette. Pazara gideceğim de sen de gelir misin diye soruyorum. Gel gel, iki dakika da sana söyleyeceğim bir şey var. Ne var? Ne oldu? Senin istediğin oldu. Ne olacak? Ayol çatlatma da söyle. Neymiş o? Bilge geldi. Yarın akşam seninle beni iftara çağırıyorlar. Ay, ben sana demedim mi komşu? Bak nasıl çıktı? Ya buna sen seviniyorsun ama. Aman canım sen de. Ne var? Gidiver işte. Ayıp hem. Gidiver ne demek? Beraber gideceğiz. Sen bulaştırdın beni bu işe. Ay Melat, ben gelemem. Eve misafir çağırdım. Hay Allah, görüyor musun? Ben ne yapacağım peki? Gidersin, ne var? Yalnız başıma. Hayatta olmaz. Olur olur. Vallahi ne diyeyim ben sana? Nereden çıkardın bu işleri başıma? Öf öf. Yıllar önce de burada buluşurduk Sarp, Bilge, hepimiz. Üşüdüysen eve gidelim. Yo, iyiyim. Hem içim sıkılıyor. Dolaşalım biraz daha. Sıkma canını. Nasıl sıkma? Bu adamdan kurtuluş yok. Hadi bırak artık onu düşünmeyeyim. Bak götürürüm sonra eve. Tamam tamam, konuşmayacağım. Hadi gidip bir yerlerde bir şeyler içelim. Tamam. Ben size söylüyorum Suzan Hanım. Bakın yine yok. Belki bir işi falan vardır Tarık Bey. Her gün mü? Murat gideceği yeri bana söylerdi. Bu çocuk bir şeyler çeviriyor. Sizi rahatlatacaksa peşine düşerim. Düşseniz iyi olacak. Ben de bu akşam konuşup bir ağzını arayayım. Peki efendim. Aa, Mehmet değil mi o? Mehmet. Aa, evet o. Mehmet. Mehmet. Bazı şeyler vardır anlatılmaz. Bazı şeyler vardır konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Bazı şeyler vardır anlatılmaz. Bazı şeyler vardır konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek yağmurlarla ıslanıp büyüyecek.
çocuk.